Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-14 Ağustos'ta yurt genelinde güvenlik güçlerince 1201 operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 319, terör örgütü DAEŞ'le irtibatlı oldukları iddiasıyla 87, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasıyla mücadele kapsamında 267, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin, Şırnak, Tunceli, Muş, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 15 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Kapaklı ve mavi gövdeli. Güvenlik güçlerince 2 ton 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 37 el bombası, 33 ağır ve uzun namlulu olmak üzere 47 silah ele geçirildi. Çalışır iyi durumda. Kalaşnikov piyade tüfeği. Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik son bir haftada 79 ilde 1942 operasyon düzenlendi. 2809 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 33 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 151 şüpheli yakalandı. Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada iki sivil vatandaş hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Altunsu köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada iki vatandaş hayatını kaybederken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.